Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde de saatler, dakika ve saniye arasındaki dönüşümleri nasıl yapacağımızı sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir önceki dersimizde saatin nasıl okunduğunu, nasıl yazıldığını anlatmıştık. Bu kez verilen saati dakikaya çevirmek ya da dakikayı saniyeye ya da saniyeyi tekrar dakikaya döndürmek gibi böyle kendi aralarındaki dönüşümleri sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk önce 3. sınıfta öğrendiğiniz bilgileri e, tekrarlayacak olursak 1 saat 60 dakikaydı. Bunu biliyorsunuz. 1 dakika da 60 saniye oluyor. Peki 1 saati saniyeye çevirmek istersek ne olur? O zaman da 60 ile 60'ı çarptığımızda 3600 saniye olur. Yani 1 saat 3600 saniye demektir. Ve saatlerle dakikaları birbirine çevirirken yine uzunluk ölçülerinde olduğu gibi bir merdiven basamağından yararlanacağız. Fakat buradaki basamak biraz farklı. E, uzunluk ölçülerinde aşağı inerken e, ve yukarı çıkarken e, 10 ve 10'un katlarıyla çarpma ve bölme yapıyorduk. Ama saat ve dakika hesaplamalarında mesela bakın aşağıya inerken çarpma yapacağız ama 60 ile çarpma yapacağız. Çünkü 1 saat 60 saniye olduğu için şey 1 saat 60 dakika olduğu için özür dilerim yanlış söyledim. Şimdi nasıl olacak? Mesela bize verilen birim saat olarak verildiyse ve onu dakikaya döndürmek istiyorsak bakın aşağı doğru iniyoruz. Aşağı doğru indiğimiz zaman 60 ile çarpmamız gerekiyor. Ya da dakika olarak verildi bize, saniyeye döndürmemiz istendi. Yine 60 ile aşağı doğru indiğimiz için çarpma yapmalıyız. Peki bize verilen birim Saniye olarak verilirse ve bizden onu dakikaya döndürmemiz istenirse yukarı çıkmamız gerekiyor. Yukarı çıkarken de 60 ile bölme yapmamız gerekiyor. Hemen alıştırmalar bölümüne geçersek konuyu daha iyi anlatmış oluruz. Ben merdiven basamağından yine buraya faydalanmak için ayrı bir kağıda da yaptım. Şimdi dönüşümleri yapalım. 3 saat nokta nokta dakikadır. Ha burada sevgili öğrenciler birimlere çok dikkat edin. Böyle dönüşümler yaparken size ne verilmiş ve sizden hangi birim isteniyor? Bakın saat vermişler. Dakika yapmanızı istiyorlar. Hemen merdiven basamağına bakıyoruz. Saatten dakikaya döndürmek gerekiyor. Yani aşağı bir basamak ineceğiz. O zaman 60 ile çarpacağız bize verilen sayıyı. 3 saat verildiğine göre 3 çarpı 60 şey 60 eşittir 180 dakika eder. O zaman buraya 180 dakika yazmamız lazım. Peki 7 değil. Bu, bu, kez dakika vermişler ve saniye yapmamız istenmiş. Bakın dakikadan saniye yine aşağı iniyoruz. Yine 60 ile çarpacağız. Hangi rakam? 7 var. O zaman 60 ile 7'yi çarpalım şurada kenarda. 7 kere 0 0. 7 kere 6 42. Demek ki 420 saniye ediyormuş. Diğer örneğimizde de 4 saati bu kez saniyeye döndürmemiz istenmiş. Bakın saatten saniyeye ineceğiz. Yani iki basamak ineceğiz. Az önce ne demiştik? Saatten saniyeye döndürürken 3600 ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü 60 çarpı 60 3600 oluyordu. O zaman 4 ile 3600'ü çarpmalıyım. Genelde bu örnek çok yaptırılmaz ama ben sizin öğrenmeniz açısından yapıyorum. 4 ile çarpıyorum. Çünkü bize verilen 4 saatti. 4 kere 0 0. 4 kere 0 0. 4 kere 6 24. Dün 4'ü elde var 2. 4 kere 3 12. 2 de elde 14. Ne oldu? 14.400 saniye oldu. Ve böylece dönüşümü yapmış oldum. Peki bakın aşağıda bu kez dakika vermişler. Saat yapmamız isteniyor. Hemen Merdiven basamağımıza bakıyoruz. Dakikadan saate yukarı doğru çıkıyoruz. Yani 60'a bölme yapmamız gerekiyor. 180'i 60'a bölelim. Evet bölmeyi yaparken ben bu bölmeyi biraz kısaltabilirim. Bölme işleminden hatırlarsınız. İkisinde de 0 olduğu için 1 0 bundan 1 0 buradan silebilirim. Daha kolay olsun diye. 18'i 6'ya bölersek 3 defa var. 3 kere 6 18. Demek ki 180 dakika 3 saat ediyormuş. Diğer alıştırmalarımıza devam edelim. 360 saniye kaç dakika eder? Merdiven basamağımıza bakıyoruz. Saniyeden dakikaya döndürmemiz isteniyor. Yani yine bölme yapıyoruz. 360'ı 60'a bölüyorum. Yine bölmeyi kısaltayım. Bir buradan bir buradan sıfırı sileyim. 36'da 6 6 defa var. 6 kere 6 36. Evet, demek ki 6 dakikaymış, 360 saniye. Şimdi sevgili öğrenciler, bu ve bundan sonraki alıştırmalara biraz daha dikkat etmenizi istiyorum. Bundan öncekiler biraz daha kolaydı. Ne olacak şimdi? Bize ne verilmiş, ne isteniyor? Bakalım. 3 saat ve 17 dakika vermişler. Bunların tamamını dakikaya döndürmemiz isteniyor. Burası zaten dakika halinde. Bu dursun. Bunu daha sonra saatleri dönüştürünce ikisini beraber toplayacağız. 3 saati dakikaya döndürüyorum. Yani aşağı iniyorum. O zaman 60 ile çarpıyorum 3'ü. 3 kere 0 0. 3 kere 6 18. 180 dakika oldu. 17 dakika da burada var. 180'e 17 dakikayı toplarım. 7 9 197 dakika oldu. Demek ki buradaki bize verilenleri birleştirdiğimiz zaman 197 dakika ediyor. Şimdi 4 saat 26 dakika. Yine dakikaya döndürmemiz istenmiş. Bunlar yine dakika halinde bir saati döndürelim. 60 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 0 0 4 kere 6 24 240 dakika oldu. 26 da burada var. Bunu zihinden de toplayabilirsiniz isterseniz. Ben göstereyim yine de. 0 6 da 6 6 ve 2 266 dakika oldu. Burada ne var? 8 dakika ve 14 saniyeyi saniyeye döndüreceğiz. 8 dakikayı saniyeyi döndürmek için merdiven basamağında hatırlayın. Aşağı doğru iniyoruz. Yani çarpma yapacağız yine. 60 ile 8'i çarpalım. 8 kere 0, 0. 8 kere 6, 48. 480 saniye oldu. 14 de burada var. 480 ile 14'ü toplayalım. 4 9 ve 4. 494 saniye oldu. Bunu da bu şekilde yaptık. Geldik son sayfamıza. Bu kez dakika olarak verilmiş. Şöyle kağıdımızı alalım yine. Ne yapmamız isteniyor? Bir saat yapacağız. Bir kısmını kalanları da dakika olarak yazacağız. Yani dakikadan saate döndürmemizi istiyorlar. Yukarı çıkacağız. Yani bölme yapacağız. Hemen bölelim. Kaça bölüyoruz? 60'a bölüyoruz tabii ki. 325'i 60'a bölelim. Şimdi 3'te 60 yok. 32'de yok. 325'te 60 yok. Burada yine basit bir yöntem göstereyim sizlere bölme yaparken. 60'ar 60'ar sayarken belki şaşırabilirsiniz. Ben böyle bölmelerde şöyle yapıyorum. Bir basamak buradan parmağımla kapatıyorum. 6 kaldı. Bir basamakta bundan kapatıyorum. 32 kaldı. Şimdi 32'yi 6'ya böldüğümü hayal ediyorum. Düşünüyorum. 6 kere 5 30. 6 Alt kere 6 36 fazla geliyor. O zaman 5 defa var demektir. Bakalım tahminimiz doğru çıkacak mı? 5 kere 0 0. 5 kere 6 30. Evet ne oldu? 300 oldu. Ee, en yakın sayıyı bulmuş oldum. 5'ten 0 çıktı 5. 2'den 0 çıktı 2. 3'ten 3 çıktı 0. Şimdi ne yapacağım? Böldüğüm bölüm kısmı burası saat oldu. Bunu 5 saat olarak buraya yazıyorum. Kalan dakikalarda 25 dakika buraya koydum onu da. Ve böylece 5 saat 25 dakika olarak kaydettim. Şimdi 692 dakikayı yine saate döndüreceğim için bölmem gerekiyor. 692'yi 60'a bölüyorum. 6'da 60 yok. 69'da 60 bir defa var. 1 kere 60 60 çıkarıyorum 9. 0. Son basamağım 2 kaldı. 2'yi indiriyorum. 92. 92'de 60. Yine bir defa var. 2 defa olsa 120 olur. Fazla olur. 1 kere 60. 60. Onu da çıkarıyorum. 2. 32 kaldı. Ne oldu? 11 saat oldu. Yazıyorum. Kalan sayılarda dakika olduğuna göre 32 dakikayı da buraya kaydediyorum. Ve böylece işlemi bitirmiş oluyorum. Son alıştırmamızda 372 saniyeyi 372 saniyeyi bölüyorum yine dakikaya döndüreceğim için bölmem gerekiyor. 60'a bölüyorum. 3'te 60 yok. 37'de yine yok. 372'yi soracağım. Yine bölmeyi biraz daha kolaylaştırmak için bir basamak bundan kapatıyorum. 6 kaldı. Bundan da bir tane kapatıyorum. 37. 37'yi 6'ya bölersem en yakın hangi rakamla bölebilirim? 6 olur. 6 kere 0 0 6 kere 6 36 360 oldu en yakın. 2'den 0 çıktı 2. 7'den 6 çıktı 1. 3'ten 3 çıktı 0. Evet 6 dakika oldu. Kalan 12'de saniyemiz var. Bu şekilde dönüşümleri yapmış olduk. Dönüşümler e, konusundan sonra bir sonraki videoda saatlerle ilgili toplama çıkarma işlemleri nasıl yapacağız onları anlatacağım. Ve daha sonra da Saatlerle ilgili problemler bölümüne geçeceğiz. Bu dersimiz bu kadar. Sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.